Gecenin ayazı sobalı odada bile hissediliyor. İki kat serilen yorganın altında insanın iliğine işliyordu. Köroğlu dağları, tek katlı kerpiç duvarları delerek evin içine girmiş gibiydi. Kuzine kuyruklu sobanın bu gece son gecesi olabilirdi. Oysa aynı dağın adam beli gibi kütüklerine bana mısın demeyen emektar soba bu gece pes etmek üzereydi. Bu gece hiçbir geceye benzemiyor, dişlerden gelen sesler çeneye mıh gibi çakılıyordu. Evde küçük çocukların olması da cabasıydı. İçinden mırıldandı. Tek başım olsam yorganın altında ölümü beklerdim. Bundan da asla pişmanlık duymazdım dedi. Doğdu doğalı öyle bir ayazı hiç iliklerine varıncaya kadar hissetmemişti. Hemen yan odaya koştu. Her ikisi de yer yatağında yatmakta olan çocuklarına doğru tedirgin adımlarıyla yaklaştı. Önce küçük olan kızın yorganını hafifçe araladı. Al yanaklarından fark edemeyeceğini biliyor, aynı zamanda uyandırmak da istemiyordu. Elinin işaret parmağını kızının burnunun ucuna kadar getirdi. Parmağında ılık bir nefes hissettiğinde sırtında sıcak bir damla ter pijamasına doğru süzülerek indi. Yerde emekler gibi diz üstünde büyük kızın yatağına doğru hızlı bir hamle yaptı. Bir metre bile diz üstünde sürünmemişti ama dizleri buz üstünde kayar gibi donmuştu. Tam elini yorganın köşesine uzatacak iken yorganı iki eliyle kendine yapıştırmış olan büyük kızın mırıldandığını duydu. Baba yorganı aralamak istiyor, çocuk buna izin vermiyordu. Mırıldanma seslerinin yerini, "Lütfen donarak ölmeyin, kör oğlanca beni alma," diye sesleniyor, yorganın altından ağlaması hırlama gibi geliyordu. Babanın, "Kızım ben baban, korkma ne ölmesi," demesi bile çocuğa ikna edici gelmiyordu. Işığı yakmak için doğrulduğunda aklında soğuk, telaş, heyecan kalmamış, sıcak hamamda göbek taşında uzanan pala bıyıklı tellağa dönmüştü. Lambanın yanmasıyla silüetin yerine babanın gülümsemeye benzer mahcup yüzü çocuğu ısıtmıştı. Çocuklarını bu buzlu gecede sağ salim bulan babanın tek yapacağı, sobanın yanı başında büyük küfe içinde üst üste dizili kütüklerle sobayı beslemekti. Soba her iki odayı ısıtmak için var gücüyle yanıyor adeta. Teneke yüzü nar gibi kızarıyordu. Bu kadar harlı bir ateşin sobanın eskimiş ayaklarını bile eriteceğini düşünen baba tedirginlik içinde birkaç kütük daha attı içine. İçinden yüklenen alev tavana güneş yuvarlağı gibi bir hale şeklinde gece lambasını andırıyordu. Herkes güvende ve soba beslenmiş olduğundan huzurla tekrar yatağına dönen baba çift katlı yorganı kaldırdığında karısının yatakta olmadığını fark etti. Oysa ki uykuya dalarken onun vermiş olduğu sıcaklığı hissetmiş, beraber yatağa girmişler, gecenin soğuğu aralarında konuşmuşlardı. Nasıl olmuştu da çocukları kontrol etmeye kalktığında yokluğunu fark edememişti. O anki korku ve heyecanına bağlasa da karısının başına ne gelebileceğini ve ne olduğunu bilmeliydi. Afalladı. Eski ahşap masa üzerinde duran gaz yağlanması yoktu. Ela avlunun içinde en kuytu köşede eve 25-30 metre uzaklıkta baraka tipi İbrikle su götürdükleri ihtiyaç yeriydi. Lambanın masada olmamasına derin bir oh çekti. İhtiyaca gitmiştir dedi. Güllü perdeyi aralayarak camdan gaz yağı lambasının ışığına baktı. Işık gözükmüyordu. Üstüne hiçbir şey almadan hızlıca kapıdan fırladı. Ayakkabılarını bile giymemişti.
Önce Hülya, Hülya diye bağırdı. Avlu içinde oradan oraya koşturuyor, ne yapacağını bilemiyordu. Karanlıkta Hela tarafına doğru gitmeye karar verdi. Yol döşeme taşlardan yapılmıştı ve üstüne yağan kar gecenin ayazında kaygan buzdan bir yola dönüştürmüştü. Yürürken ara sıra kayıyor, düşmemek için kendini zor tutuyordu. İlerlemeye, yolun sağını solunu gözlemeye başlamıştı. Hela'ya birkaç metre kala yerde bir karartı görür gibi oldu. Biraz daha yaklaştı. Yerdeki karaltı değil, karısıydı. Koşmak kedimesi anlamsız kalır. Adeta uçmuştu yanına. Dizlerinin üzerine yığıldı. Elleriyle sırtını soğuk buzlu yoldan hafifçe kaldırdı. Beyaz yeminisi kıpkırmızı olmuş, yüzünden aşağı kanlı al. Buz tutmuştu.